Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda hem bu küçük odadaki akvaryumların genel durumlarını hem de aynı zamanda akvaryumda kök kullanımının nasıl olması gerektiğini anlatacağım. Dilerseniz videoya başlayalım. Şimdi öncelikle doğadan topladığımız bazı kökleri akvaryumda kullanabiliyoruz. Tabii ki bunları nasıl kullanacağız? Belirli bir işlemlerden geçirerek kullanmamız gerekiyor. O da şöyle. Şimdi ben videonun bu kısmına hangi kökler veya dallar kullanılabiliyor, onları yazı şeklinde koyacağım. Sonrasında benim kullandığım kökten bahsedeyim. Ben asma dalı kullandım. Tabii ki burada bir mangrove kökü var. Bu değil. Şimdi anlattıktan sonra diğer akvaryumları göstereceğim. Şimdi öncelikle diğer kısımda akvaryumlar, yani diğer kısımda koyduğum akvaryumdaki köklerden dolayı bir sıkıntı yaşadım. Onları hiç kaynatmadan akvaryuma eklediğim için ciddi bir salınım yaptılar. Bu da akvaryumun suyunun rengini bayağı bir değiştirdi. Şimdi o yüzden akvaryuma doğadan topladığınız kökleri koymadan önce mutlaka bir kaynatma işleminden geçirin. Onu da şöyle, öncelikle doğadan topladık diyelim, bir asma kökünden devam edelim benim kullandığımdan. Şimdi doğadan topladık, yani atıyorum bahçemizde veya arkadaşımızdan aldık, yani kestik aldık. Kestiğimizde bu dalın kurumasını beklememiz gerekiyor, yani ıslak olmaması gerekiyor. Birkaç hafta ben bu kökleri normal bıraktım kurusun diye. Sonrasında ben bu kökleri fırınladım arkadaşlar. Fırınlamadan önce de dış kabuğunu, yani dış kalın olan kabuğunu soydum. Soyduktan sonra fırınladım. Fırınladıktan sonra da bir tel fırça yardımıyla güzelce dış zar kısmını temizledim iyice. Çünkü ufak ufak bu tortu gibi tanen salgılıyor. O da böyle bir toz bulutu gibi oluyor. Onları temizledim. Sonrasında onları temizledikten sonra da kaynattım arkadaşlar. Kaynatırken de bunların içerisine normal bildiğimiz iyotsuz kaya tuzu koydum. Ki kaya tuzu da şöyle anlatayım. Şimdi kaynatmanın birinci nedeni şu. Şimdi kaynatırken yaptığımız işlem aslında bu doğada bulunan kök veya dalların içerisinde bulunan mikroorganizmalar veya işte böcek larvaları, böcek yumurtaları varsa akvaryuma herhangi bir zarar vermesin diye kaynatma işleminden geçirirseniz çok doğru olur. Yani kaynatma işlemi de şöyle. Şimdi normal bir suyu kaynatırken 100 derecenin üzerine çıktığı için bu 100 derecenin üzerindeki ısı da böcek, herhangi bir mikroorganizmanın yaşaması mümkün değil. Yani bunların tamamen popülasyonunu durdurmuş oluyoruz ve dezenfekte etmiş oluyoruz. Bir nevi kaya tuzuna da kaya tuzu atarak da kaya tuzu buna yardımcı oluyor arkadaşlar. Bu şekilde bir yolu izlerseniz, bir de şöyle, akvaryumun su renginin değişmesini istemiyorsanız eğer ki, kaynattığınız suyu birkaç defa, yani 4-5 defa değiştirin. O suyu beyazlayana kadar kaynatmaya devam edin. Yani suda kahverengilik varken koyarsanız akvaryuma, şimdi göstereceğim nasıl olduğunu, koyarsanız tekrar salınım yapıyor. Yani ilk yapması gereken salınımı yapmasa da yine bir miktar salınım maalesef oluyor. O yüzden yani suyun renginin değişmesini, akvaryum suyunun rengini değişmesini istemiyorsanız eğer ki, kaynattığınız suyu beyazlatana kadar kaynatın. Yani birkaç kere suyu değiştirin, sonra tekrar kaynatın, değiştirin, sonra tekrar kaynatın. En sonda da ben tekrardan böyle bir sıcak suyla, aynı şekilde tel fırçayla ovalayarak tekrardan bir yıkadım. Üzerinde tuz falan kalmasın, tuzdan arındıralım diye. O şekilde tekrardan bir yıkadım. Ama yine de maalesef ki benim akvaryumlarımda gördüğünüz gibi salınım yaptı. Yani ben çünkü suyun beyazlamasını beklemedim. 3 defa kaynattım. 3 defa kaynattıktan sonra akvaryuma ekledim. Akvaryumun genel durumu bu. Yani
tekrar bir salınım yaptı. Tabii şöyle bir şey var. Şimdi buradaki akvaryumun netliğine bakın. Bir de buna bakın. Şimdi birkaç su değişiminden sonra bu akvaryum eski haline gelecek. Yani ama tabii bu birkaç su değişimi, yani her hafta olduğunu düşünürsek, ben haftada bir yapıyorum çünkü su değişimlerini. 3 haftaya denk geliyor. Yani 3 haftada bu su tekrardan bu su rengini alacak. Ama dediğim gibi bu, çünkü ben burada suların rengini değiştirmek istemediğim için, yani normal bu netlikte olmasını istediğim için bu sorun benim canımı sıktı açıkçası, ama 3 hafta içerisinde su değişimi yaptıkça düzelecektir. Şimdi kök kullanımında bir de şöyle bir şey var. Şimdi her bulduğumuz kökleri, özellikle reçineli olan kökleri, çam gibi ve bu çam familyasından olan kökleri akvaryumlarda kullanmayın. Çünkü içerisindeki reçineyi akvaryuma salgılayacaktır. Çünkü biz bu kökleri ne kadar doğadan toplasak da akvaryum suyuna, yani akvaryuma tekrar suya koyduğumuzda illaki bir etkileşim oluyor. Yani nasıl anlatayım onu? Yani sonuçta kuru değilken, yani koyuyoruz akvaryuma, tekrar bir tepkime oluyor. Bu da reçineli dallarda veya köklerde akvaryuma reçinesini salacaktır, salgılayacaktır ve bu da balıklar için tehlikeli olabilir. Türkiye'mizde de şimdi mangrove ve yati kökü haricinde Türkiye'mizde de birçok kök bulunuyor. Kullanılabilen kökler var. Şimdi bunlardan bazılarını ben söyleyeyim. Zaten dediğim gibi videonun başına da bu kullanılabilen kökleri koyacağım. Çünkü çok arkadaşımız soruyor. İlla ki işte yati kökü, mangrove kökü almak mı gerekiyor? Çünkü bildiğiniz üzere yati kökleri, mangrove kökleri biraz pahalı oluyor. O yüzden tabii ki güzel kökler aslında. Yani mangrove da olsun, yati kökü de olsun, ama yani bizim Türkiye'mizde böyle bir değerler varken, böyle kökler, işte dallar varken kendi değerimizi de kullanmak bence her zaman iyi olacaktır. Şimdi mesela kayısı kökü kullanılabiliyor. Asma dalı, üzüm asması ondan sonra kullanılabiliyor. Var da yani 10 adet falan herhalde bir kök veya dal var. Çalı var birkaç tane. Bunları akvaryumda dediğim gibi bu şekilde işlemlerden geçirerek kullanılabilir. Bir de bu kökleri çamaşır suyu ham maddesi gibi bir şey, tam ismini hatırlamıyorum ama onun içerisinde bekleterek de kullanılabiliyor. Yani dezenfekte etme açısından bir malzeme var. Onun ismini tam bilmiyorum. Öğrenip tekrardan buraya bu kısma yazarım. Onunla da dezenfekte ediliyor ama ben daha önce o metodu hiç denemedim. Yani kaynatarak kullanıyorum. Ya bu zamana kadar kaynatarak kullanmakta da aslında hiç böyle bir sorun yaşamamıştım. Ama bu seferkinde mesela suların rengi böyle hafif puslandı. Aslında dışarıdan bakıldığında puslu görünüyor ama suyu, yani dip çekimi yapıldığında ve dip çekimi yaptığınızda bariz kahverengi su. Şimdi bir de bu köklerin, yani Türkiye'de yetişen köklerin yaptığı salınım Black Water'a yakın değil. Yani Black Water biraz daha böyle kırmızımsı bir renk. Bizim Türkiye'de bu kırmızılığı vermiyor. Yani biraz daha böyle beyaza kaçık, kahverengi tonları ama biraz daha beyazı fazla. Yani mesela JBL'in bir Black Water için su düzenleyicisi var. Mesela onu kullandığınızda su kıpkırmızı oluyor. Ama biz köklerin, yani bu işte asma dalı kökü, üzüm dalı kökünü kaynatarak bunların suyunu kullandığımızda, mesela Black Water yapmak için, o tam istediğimiz Black Water rengini vermiyor. Ya mesela bu şekilde, bunu mesela atıyorum şöyle söyleyeyim. Şimdi kızıl ağaç kozalağı mesela o renge yakın bir renk veriyor. Ama kökler böyle değil. Mesela katapla yaprağı da o renge, yani Black Water rengine biraz daha yakın. Ama tamamen bu Black Water için su düzenleyiciler, yani benim bildiğim JBL'im var. Mesela onu kullandığınızda tam istediğiniz böyle kırmızıya yakın bir renk tam Black Water rengini veriyor. Dediğim gibi kök ve dal kullanımı bu şekilde. Yani kaynatarak yapmak, içerisinde yaşayan mikroorganizmaları ve işte böcek yumurtalarını, böcek larvalarını tamamen yok etmiş ve dezenfekte etmiş olursunuz bu şekilde kullanarak. Yani böyle bir
imkan varken yani Türkiye'mizde olan yetişen dallar veya işte kökler varken de kullanmak bence iyi. Yani ben kullanıyorum en azından. Bu kökleri de işte sağ olsun, ona da buradan selam olsun. Seko Can'la balık hobim, Seko abinin bahçesinden kestik bunları, sağ olsun o kesti. Sağ olsun verdi. Ben de bunları böyle bir işlemden geçirdim. Koydum. Yani aslında güzel oldu ama işte dediğim gibi yani suyun renginde bir renginde değişme olduğu için maalesef şu anda istediğim görüntü bu değil. Yani istediğim görüntü buydu. Mesela aynı şekilde bunu, bu da bir asma dalının yani bu da bir asma dalı ama şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela bu buradaki kullandığım, bu HB White'larda kullandığım asma dalı suyun içerisine tamamen girdi. Yani boyut olarak küçük olduğu için suyun içerisine tamamen girdi. Tamamen girdiği için de tam böyle o rengi saldı. O yüzden de bu akvaryuma herhangi bir renk vermedi. Diğer buradakilerin boyutu büyük olduğu için o kaynatmış olduğum tencerenin içine sığmadı. Ben sürekli altın üstünü çevirerek yaptım ama demek ki tam kaynatma yapamamışım ki o yüzden bu şekilde renk saldı. Zaten bak üstten baktığınızda da mesela şu andaki görünüş kahverengi gibi. Ama alttan çektiğimde puslu gibi. Dediğim gibi dip çekimi yaptığımda da mesela o renk gerçekten kahverengi. Ama işte bu açık tonlarda bir kahverengi. Böyle kırmızımsı bir kahverengi değil. Yani kısaca böyle akvaryuma kök nasıl koyulur veya dal nasıl koyulur bunları anlatmaya çalıştım. Çünkü bunlarla alakalı birçok soru geliyordu. Onları da en azından cevaplamış olayım dedim. Şimdi buradaki kısa bir genel duruma bakalım. Sonrasında da videoyu kapatacağım. Burada beni takip edenler bilir zaten. Burada komando çöpçülerimin yavruları boylanıyor. Aynı şekilde burada da varlar. Burada HB White Ribbon'lar büyümeye devam ediyor. Dediğim gibi bunlar, yani şu an bu akvaryum boş gibi duruyor ama bunlara eklemeler yapacağım. Şu arkadaki dişimiz de bayağı dolu. Yakın zamanda da buradan yavru alırız. Şimdi en sonda da üstte şeye geleceğim. Karides akvaryumuna. Sonrasında burada HB White Ribbon'larımız boylanmaya devam ediyor. Buraya eklenecek balıklar da var. Burada satış boyu olanlar da var. Sonrasında burada melek yavrularım bir batım burada boylanmaya devam ediyor. Aynı şekilde. Burada da HB White Ribbon'ların erkek olanları var. Onlarda da boyut olarak satış boyu olanlar var. Onlar da burada boylanmaya devam ediyorlar. Burada da melek yavrularının bir batım, farklı bir batım yavruları var. Bunlar da burada boylanıyorlar. Sonrasında geçen gün aldığım burada melek yavrularım var. Bunları göstermem çok mümkün olmayabilir. Çünkü mini minnaklar, daha bayağı küçükler. Sonrasında Karides akvaryumuna geçelim. Karides akvaryumunda da durumlar güzel. Geçen gün çünkü Karides saklanma yeri yapmıştık mesela. Onu attığım videoda bu akvaryum bayağı kötüydü. O da işte şuraya koyduğum asma dalı buraya da salınım yapmıştı. Bu akvaryumu da kahverengiye boyamıştı. Ama şu anda yavaş yavaş dediğim gibi su değişimi yapa yapa istediğim berrakla gelmeye başladı. Yani şimdi şöyle bir şey var. Bu şimdi hafiften telefondan beyaz gibi duruyor. Ama bakterisel bir sorun değil. Yani öyle söyleyeyim. Tamamen kökle alakalı bir durum. Mesela şurada bir karidesimiz var. Çekebiliyor muyuz? Evet, gayet güzel. Burada da üremeler başladı. Yani 10-15 adet yavru gördüm maşallah. Şimdi o yavrular tabi telefonla ben çektiğim için onları çok çekmek mümkün değil. Şurada da var mesela 3 tane arkadaş. İkisi ters duruyor, biri düz duruyor. Onlar da oldukça güzel. Burada yaşıyorlar. Burada da var. Dediğim gibi burası yavaş yavaş oturmaya başladı. Yavrulamalar da başladı. Güzel bir akvaryum oldu. Bence hoş oldu, keyifli oldu. Zaten
mavi melek karides de beslemek istediğim bir türdü. O yüzden keyifli bir şekilde besliyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Ya, videoyu beğenirseniz, beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Ve paylaşımları beğeniyorsanız paylaşmayı bizi daha çok kitlelerin görmesini, insanların keşfetmesini istiyorsanız paylaşmayı da unutmayın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle ben herkese sağlıklı hobiler diliyorum. Hoşça kalın.